konuşur konuşur da ondan sonra da kesilir de ne diyeceğim belli değil. Evet. Hadi ben de gelin bakayım. Şimdi... Evet değerli izleyicilerimiz, Pazar Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün Fındıklı'da Sümerköy'de Avukat İbrahim Karadoğan'ı ziyarete geldiler. Kendisi emekli olmuş. Evet, ziyarete geldiler. İbrahim ben varken sen merak etme. O şekilde beni okuttu ve burada gömülmüştür. Bu şekilde şeyleri var. Evet. 1950 senesinden beri kitaplar topluyorum. 70 senedir bu kadar kitaplar yapabildim. Kitaplar bağlıdır. Evet. Kontrolü çok kolaydır. Evet. Bu şekilde burada. Şimdi koydum. Biz daha önce geldik İbrahim abi. Ha. Efendim. Şimdi tabii ki siz olmayınca şey yapamadık. Dokunmadık bir şeye. Şimdi arkadaş şunun için getirdi. Yani İbrahim Karadoğan kitaplarını Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışladı. Evet. Onun için getirdik arkadaşlar. Gayet tabii. Onun için. Evet. Bağış yaptığınızı resmetmek için. Çok güzel. Evet. Şimdi bizde ihtiyarlık var ya. Evet. İhtiyar adam konuyu unutmamak için ne biliyorsa hepsini döker. Evet. Sıraya koyamadım. Neden? Ben belki anlatamam daha. Yok, anlatıyorsunuz canım. Siz de yaptım. Siz eski topraksınız. Anlatıyorsunuz. Bak şeyler orada. Diplomalar orada. Diplomalar bir de şeyleri. Ben şöyle yaptım. Evet, kitap benim öğretmenimdir. Kitaptan öğrendim. Defter benim öğrencimdir. Öğrenciye anlattım. Ha, süper. Evet. Çok güzel bir tanımlama. Çok beğendim. Bu şekilde defterlerim benim kitap gibidir. İçindekiler de vardı ki açmış olan kimse orada kitap gibi bütün ne biliyorsam ona anlattım. Bu süper. Bakımdan kitaplar da defterlerim de kitap yerine kaimdir. Anladım. Bu şekildedir. Bu şekilde 1950 senesinden beri elime geçenleri ne yaptım? Buraya koydum. Ben de şöyle bir şey var. Ben bu kitap adı sanki yedim kütüphanesidir. Adam yememiş, içmemiş de cami yaptırmış. Evet. Sanki yedim camisi var İstanbul'da. Evet. Burada da benim sanki yedim kütüphanesi var. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Buraya geldim. Burası kitap severler, defter severler için her zaman kapım açıktır. Evet. Gelsin alsın böyle. Mesela yeter derecede alsın. Bazı gelenlere de kalsın. Yani evet. O şekilde düşünüyorum bir şekilde. Evet. Biz Mustafa Kemal ekolünde yetişmişizdir. Evet. Ben 10 sene, ben öldüğü zaman Mustafa Kemal, ben 10 yaşındaydım. Evet. Onun devresinden netim zaten daha... Mustafa Kemal'in döneminde... 10 yaşındaydım öldüğü zaman. 1928 falan doğdu. 28 doğdu. Tamam. 38, tamam. Evet. O şekildedir. Hı. Bizim temelinde Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bu dünyanın en büyük lideridir. Evet. Evet. Biz inanan dünyanın insanlarıyız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o öteki dünyanın lideridir. Bu dünyanın lideri Mustafa Kemal'dir. Bravo. İki lideri takip eden muhakkak yolu mükemmeldir, sarsılmazdır bu şekilde. Evet. Evet. Zaten Mustafa Kemal de iki tane insanı çok beğenir. Evet. Birisi Hazreti Muhammed, birisi de Fatih Sultan Mehmet. Evet. İki tane önemli liderdir derler. Evet. Hatta Hazreti Muhammed için der ki dünyanın en büyük devrimcisi odur. Evet, ne güzel. Evet. Evet, öyle söyler. Hiçbir kimse dedesini kötülemez. Evet. Dedesi siyasette dedemiz Mustafa Kemal'dir. Onun çizmiş olduğu yolda gitmemek bu bir nevi inkardır. Evet. O bakımdan tamam, tamam. Çok güzel de acaba Türkiye olarak onun izinden gidebildik mi? Sorusu kafaya takılıyor. Şey işte o. Ha, ön mesele orada. Bunun sebebi şu. Devrimle mesela revolüsyon evet. Vardır. Biliyorsunuz. İşte Fransa'da devrim olmuştur. O bir de İngiltere'de tedirici surette meydana gelmiştir. İngiltere'deki 1215 Magna Carta ile başlamış olan şey
Orada 1900'de kaç yılda işte ihtilal olmuştur. Şimdi bize siyah gelince bizimki de bir ihtilaldir fakat onların İngiltere'de 1648-1688 ihtilalleri var. İhtilalleri var. Evet. O giyotinle başını kestiler ya. O şeyde Fransa'da. O giyotinle başını kestilden orada nerede demokrasi doğdu. O şekilde nasıl doğmuştur? Başını keserekten, zordan alaraktan. Bizimkisi savaşta, altında şehit kanı vardır. Evet. Bu bakımdan bizim devletimiz kutsal bir devlettir. Süpersin. Evet, bu şekilde yanılmayalım yani. Onlara evet. Bunu bu şekilde anlatmakta fayda evet. Var ama anlatmıyor. Şimdi bizde iki fikir var. Bir tanesi Mustafa Kemal, bir ötekisi de teokrasidir, padişahtır. Nerede şey varsa mefhum-u muhalifidir. Komünizmin ortadan kalkar mı? Kalkmaz. Niçin? Kapitalizmin aşçısıdır. Evet. Allah ikisi beraber yaratır. Komünizm ile kapitalizm. Efendim biz komünizm ortadan kaldır. Hayır. Neyden kaldırabilirsin? Ancak kapitalizmi kaldıracaksın ki ne kalksın oradan? Komünizmi kalksın. Mefhum-u muhalifi ile beraber yaratır Allah evet. Teala Hazretleri bu bakımdan. Onun için de ki o fikir ne yapmıştır? Her zaman için düşman olaraktan onu beslemişlerdir. Bu en büyük ihanettir. O şekilde yani bu şekilde durumlar devam etmiştir. Siyaset bizde gelişmemiştir. Partiler nelerdir? Spor kulüpleridirler. Biz kazanalım. Evet. Süper. Bunun en büyük ihanettir. Onu yetiştirmemek vatandaşı. Evet. Vatandaşı yetiştirmiyorsun sen. Takım için... tutturuyorsun. Televizyonda vatandaşın bilmesi gereken bilgiyi orada vereceksin ki yanılmasın. Neyse sana sevdiriyor. Sevdikten sonra da senin nefsini tatmin ettikten sonra dişlerini çeviriyor da. Çeviriyor. Buna benzer. Şimdi de kabul etmiyor. Şimdi nasıl yaptıysa hani bunun benzerine evvela mesela hoş göründü ondan sonra dişlerini çeviriyor. Tabii. Diktat rejime doğru evet. Bir gidiş var burada. Çok aldatmalar vardır. Bunun da en büyük nedeni senin sevgilinin ben sevgilisiyim. Kimmiş ben de. Ve o yolda gidiyor. Onunla beraberiz falan diyor. Hayır sen o şekilde değil. Ha. Sen partilerin görevlileri hizmet yarışıdır. Kim bana devlete bilir en fazla hizmet edebilirse oy onundur. Tamam. Sen gel ne yaptığınsa televizyona göster. Daha uzun ihtiyaç yok. Göster de televizyonda. Aha ben bunu yaptım. Ben bunu yaptım. Ama bana da para vereceksin da onun içindeki hazine var ya, hazine parası nasıl bölünecektir? Partilere göre herkese vereceksin. Hadi çalışın. Evet. Vazife de vereceksin. Benim düşüncem. Mehmet amca, nerede okudunuz siz ortaokulu? Ben ortaokulu Hopa Ortaokulu'nda okudum. Hopa Ortaokulu'nda. Evet. Orada bir Basadar'dan bir çocuk vardı. Unuttum şimdi. Pazar'da ortaokul vardı. Orada yatılıydı bizim evet. Zamanımızda. Biz Hopa Ortaokulu'nda. Burada yeğe olarak da gittik geldik falan. Ben evet. Buradan en yetim çocuğuyumdur. Evet. Bana okuyamazsın dediler. Sen hı. Okuyamazsın. Ben inşallah okuyacağım dedim. Ve buraya ortaokul diplomasıyla geldim. Hukuk fakültesi diplomasıyla buraya geldim. Burada hem avukatlık hem de öğretmenlik yaptım. Halka da ver demedim. Ne verirsen ben imi satmıyorum dedim. Çocukları da korudum. Yetim çocuk olduğum için yetim çocuklar, fakir insanları çok seviyorum ben. Bir kolumda yetim çocuklar, bir kolumda fakir insanlarla hayat yoluna devam ediyor. Baban muhakkak ki bu savaşlarda şehit falan düştü olabilir babanız. Evet. Savaş alanında şehit olabilir diye düşünüyorum. Ha, bak. Benim babam dedem paşa reisdi ve kaptandı kendisi. O gazi oldu. Bu tepe Gazi Tepesi dedim. İki tane de şehit var. O da akrabalarında. Ali Osman Şehitler Tepesi. Burası Gazi Tepesi. Gazi Tepesi arasında Kader Vadisi'nde İbrahim Karadoğan'ın evi var. Nokta. Çok güzel. Evet. Pazarı çok seviyorum. Benim Cerahoğlu vardı, Temur. Temur dayı Cerahoğlu. Benim yengemin babası. Cerahoğullarından, evet. Hekimoğulları, hekimler var ya. Hekim. Ondan sonra bir de Yılmaz Küçük var. Dursun'e vardı öğretmen. Öldü o. O da amca. Dursun'e Küçük. Küçük. Dursun'e Küçük. Dursun'e Küçük. Evet, öldü geçen sene. Bizim köyde
İlk öğretmenlik o zaman öğretmenlik benim yaptım. Benim amcamın oğlu da öğretmenim. Kadir Bey, Kadir Karadır. Evet. Dursun'a kuşuyu tanırım. Evet. Bunun i̇lk, köyünde öğretmenlik ilk, yapmış. İlk mezun olduğu zaman, 50 yıllardan sonra evet. Bizim köyde öğretmenlik yaptı Dursun'a kuşu. Evet. Dursun'a geçecek. Şimdi Sami Bey'in yeri. Kendi amcamın oğlu, ben okuttum onu. O da yetim çocuktu falan. Helal ekmeği olsun. Allah, onun kardeşi vardı, şeyde, ne diyor, küçük, Yılmaz Küçük. Onun kardeşi, kardeşi tamam. Onlar çok iyi. onlar pazara yakın bir mahallede oturuyorlar. Soğuk su oturuyorlar. Soğuk suda ben çocukluğumda giderdik. Orada çok güzel bir yer var, otururdum. Ben de şey var, gönlümde heyecanlar var böyle. Vapurla geçerken şiirler yazardım, söylerdim. Soğuk var, ey gidi. Babaç gibi sen... Tarı vapuru geçiyor, tarı vapuru. Tarı vapuru muydu? Evet, tarı vapuru. Tarı vapuru. Gül Cemal vardı. Ona Gülcemal yetiştiniz vardı. Mi bilmiyorum Gül Cemal. En güzel Cumhuriyet vapuru vardı, bastonlu. Cumhuriyet vapuru da vardı, evet. Onunla seyahata çıktık da ey gidi ya. Pazarı seviyorum. Kız Kulesi gördüğüm zaman hep yaya giderdik burada diye. Yolda hamsalı ekmek alırdı yengemde. Ben yorulduğum zaman ondan bir parça verirdi. Hadi bu ne pişe komutti daha iyi bir ay. Bu ne hadi yemek zaten biraz ya. Hadi gayet bu ne pişe komutti dedi. Bu ne pişe komutti. Bu ne pişe tabi. Bu ne pişe. Bu ne pişe şey var. Bu ne köyünde şey var bir tane. Cancalardan. Kamil Cancayı tanıyorum ben. Amerika'da orada İngilizce okumuş da Kamil Canca ile konuştuk biz. O kaçkı mohtu. Yok bu Mustafa Kemal'in kütüphane mi? Kütüphane müdürüydü. Nerede? Onu tanımıyorum da. Yani Amerika'daki tanıyorum. Nazım Canca. Nazım Canca diye bir... Mustafa Kemal'in önce kütüphane müdürüydü, sonra koruması oldu, sivil koruması. Evet. Nazım Canca. Canca. Kendileri o şekilde aklımdadır. Başka o şey. Tabi bundan eskidir daha. Doğumu daha bundan eskidir. Evet. Hani çocuk. O da dört dil biliyordu. Evet. O Rusça, Rusça, İngilizce biliyordu. Burada şubeye gitti. Lazca, Türkçe. Şubede ona, Nazım Canca'ya şubeye gittiğinde şube sordu. Mesleği nedir diye. Şube dedi ki ben üç dil bilirim. Mustafa Kemal da tembih etmişti. Bütün şubelere yetenekli insanları Ankara'ya gönderin diye. Çankaya gönderin Ankara'ya. Bu şube askerlerini gönderdi Ankara'ya. Ankara'ya gittiği zaman Mustafa Kemal bunu çağırıyor huzuruna. Bununla konuşma yapıyor. Bu evet. Adamı seviyor, yetenekli. İmtihan da yapıyor. İmtihan da yapıyor. Rusça bilip bilmediğinin imtihanını yapıyor. Rusça. Diyor ki Rusça nerede öğrendin? Yeninde diyor. Amcası Rusya geldi Moskova'da. İngilizceyi nerede öğrendi? Çocuk diye İngiltere'de diyor. Fransızcayı da Fransa'da öğrendim diyor. Evet. Bu şekilde adam Nazım Canca'yı kütüphane memuru oldu. Ondan sonra da koruma polisliğine geçiyor. Evet. Önemli bir insan. Siz içime hiç sinmedi. Dilde yalnız dolaştım hep. Gözyaşlarım dinmedi. Şimdi dinle. Şeyi soralım ben da bugünkü sözünü kesiyorum ha bugünkü güzeldir, yani söyle. Tabii ki devir yani sizin eski devirleriniz şimdi yavaş yavaş ben dua ederim ha. Bu sırları bir saklayalım. Yavaş yavaş tabii ki o eski ne bileyim sevgiler saygılar kalktı özellikle Atatürk'e bakış açıları değişti. Evet. Biraz bu sizin düşüncenizde biraz onları anlatır mısınız? Şimdiki Atatürk'e bakış açıları nedir? İşte düşünce Atatürk Düşünce Derneği de burada. Düşüncelerinizi alalım tabii bir avukat, bir hakim olaraktan. Ne düşünüyorsunuz? Atatürk o kadar büyük bir insandır ki onu ben ancak zahiren söyledikleri kadardır. Beni nasıl anlıyorsanız o şekilde... Ben ne söylemiş olsam ben onu tarif edemem. Mükemmel bir insandır Atatürk. Onu gitsin çeşitli kaynaklardan öğrensinler. Dedelerinde hürmeti varsa bir insanın devlet dedemiz budur.
sen nasıl adam olmak istiyorsun? Eğer onun izinden gideceksen onu öğrensinler. Benim tavsiyem budur. Ama bu mesela bu günlerde daha çok işte diyelim ki 10-18 yıl öncesinden bir takım işte Türkiye Cumhuriyeti TC'ler kalktı, işte ne mutlu Türk'üm diyenler ortadan kalktı. Bir takım şeyler nedir bu tip düşüncelere nasıl bakıyorsunuz? Bir tek şey söyleyeceğim. Şimdi insan bir şey söyleyeyim mi? Çağdaş tefekkür var ya, çağdaş tefekkür bizde yoktur. Eskilere dayalı olarak olduğu için sen bu bilgileri bu şekilde bana benzeyen bir kimseden alırsanız ben tavsiye ederim. Yani otur budur filan diye de şey, propaganda şeklinde olmam. Ben devleti okumuş bir kim bilgi almak istiyorsa devlet hususunda ben devlet hukukunu okumuşum. Devleti biliyorum. İhtiyaç duyanlar gelsin. Mesela propaganda şekilde ben yapmam. Halka da etmez. Onu kendine göre bir elma ağacı meyvesini verir. Armut ağacı da ben söyleyeyim de elma verecek diye. Ha, boş ver İbrahim. Olmaz. Türkü söylüyor, musiki dinliyorum. Söylediğim gibi diğerlere sorma. Nokta. O şekilde. Tamam. Şimdi geldi sıra. Direneye ilgilenmiyoruz ama. Evet. Ben de sorayım. Yorduk sizi. Doktor bana dedi ki İbrahim. Avukatım. Avukat demedi. Hakimim de. Sen konuşmayacaksın fazla. İki, dinlemeyeceksin lan. Senin beynin yorgundur. Dinleme, şey yapma. Ben onun için musikiyi seviyorum. Şarkıda söylüyorum da kendim. Ona göre de kitaplar hazırlamışımdır. Musiki, musiki nedir? Felsefe kısmında felsefedir. Evet. İlmin içinde. Çünkü ne de sanatta ne derler ona? Estetik. Etik, ahlak, estetik. Estetik güzellik. Evet. Yani estetik denir müzik. Ben estetik demesine gelmişimdir. O şekilde düşünüyorum. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Burada gitar falan görüyorum. Gitar falan çaldınız mı? Yani bunlar bir şekilde böyle koydum. Çalmışsınız var mı? Yok. Çalamıyorum fakat gördüğüm bana yetiyor. Ha, evet, burada yani, eski yani. Fotoğraf makineleri var, kemençeler evet. Var. Bunlar kullanıldı mı? Yani hatıra olarak mı? Hatıra olarak. Ben hatıra çok emniyet veriyorum. Onları öyle şey astım. Evet. Bu daim ne olduğunu şey çok sevdiğim insanın fotoğrafı. Ben uzun zaman fotoğraf çektim ve fotoğrafta albümler yaptım. Benim 300 bilmem kaç 60 kişilik biyografim var bende. Ne kadar geldi? Sokakta diyor, sen Profesör Hüseyin misin? Lütfen bana geleceksin. Evet, niçin ya gelecek bir şey? Geleceksin efendim. Oluyor mu? Benim yazarımı götürüyordum. Gel yaz bakayım sen nasıl profesör oldun, ben senden istifade edeceğim. Hep resmini çektim, yapıştırdım. Öyle yaptım. Evet. İngilizce öğretmeni kimdir? Bu İngilizce biliyor da biraz biliyor. İngilizce öğretmenini getiren, öğretmenler burada değil. Korona nedeniyle öğretmenler burada değil. Yani aklında olsun, öğretmenler olursa, kim olursa, edebiyat öğretmeni olsun mesela. Burada şiir kitapları var. İngilizce'den onu da tavsiye edersiniz. Orada İbrahim amca var. Ben amcayı çok seviyorum. Çünkü beni amcam büyüttü. Benim annem babam yoktu. Ondan sonra orada büyüttüler. Herkese amca dedirtti. Bir gün geldi bir yaşlı bir adam. Bana dilekçe yazdırdı. Dedi ki ne vereceğim? Dedim ki Allah senden razı olsun İbrahim amca. Dersin dedim. Başka bir şey vermedim. Ya Allah Allah dedi. Sen kaç yaşındasın? 40. Ben 80'im dedi. Ya evet ben istiyordum dedim böyle söylemeni dedim. Ya adı razı olsun fakat amca demiyorum. Demeyince 150 lira vereceksin dedim. Bu kitapları siz mi sardınız böyle? O zaman dedi ki böyle bir şekilde vereyim falan dedi de hadi dedi söyleyelim. Sağ ol İbrahim amca dedi. Ha, hadi bakalım. Ne dedi? Bu kitapları siz mi sardınız böyle paketler haline gelmiş ya. Ben neden paketi hepsini bağladım çünkü gelen insan onları ayırır. Şöyle diyeceğim. Evet. Ey oğul gel bunu aç güzelce hemencecik seç istediğini bağla. Seç bağla ki gelecek olan da herkes kendine göre seçecek. Anladım. Yani. Kendi defterlerim vardır. Defterler de üstünde mesela. Defterler ama özel onlar sizde kalsın. Yani siz şunu. Onlar hep kalsın sizde. Onları bir yere vermeyin defterleri. Şimdi şöyle bir şey dedim ben. Niçin veriyorum biliyor musun?
Ben çevreyle beraber sana hak arıyorum kendimi. Evet. Bir insan arkadaşı diyorsunuz. Benim oradaki isimler arkadaşı olanlar, onlar da benim çevremdir. Evet. Eğer ben öldüğüm zaman da yanılmamak için, o da birisi olsa telefon numarası var. İbrahim amcayı sen tanıyor musun? Tanıyorum. Nasıl insandır? Hah! Benle öldükten sonra da benden bilgi alsınlar diye her defterin sonunda aşağı 50-60 kişi de adam var. Hmm. Çevremle beraber sana geliyorum. O bakımdan da itimadım vardı yani o şekilde. Şeyler de şiirler var üstünde. Bir takım evet. Şeyler var. Siz şiir yazdınız mı? Efendim? Şiir yazdınız mı? Tabii. Yazdınız. Ben kitap yaymak istemiyorum. Kitap ayak altında seyirleniyor. Ben de okudum. Hani sen okuyamazsın dediler ya. Ben de okudum. Duvarlarla baş başa elhamdülillah. Kitabın adı bu. Neden duvarlarla baş başa? Kimse yoktu yanımda. Okuyorum, duvarlarla anlatıyorum. Duvarlarla arkadaşlık yaptım. Kitabın adı bu. Orada da yazmışım. Sen okuyamazsın dediler. Merhametli insanların sayesinde ve Allah'ın yardımıyla ben de okudum kitabı da. Zamanında öyle dediler değil mi? Sen okuyamazsın dediler. Aa, okuyamazsın. Evet. Okuyamazsın dedi ama bu adam sen ben denginim dedi ama arazisini bana sattı. Sen misin okuyamayan insan? Ondurum arazi aldım ben. Paket yani o devirde, o karanlık dönemde okuman çok yani... Bir de alıya alıya gir, yalın ayak ben. Yalın ayak ya. O ortaokuluna... Elbise yok, ayakkabı yok. Çarıkla gidiyorsun hep ya. Gel gel. Aa merhaba, rahatsız ettik sizi. Hoş geldiniz. Ben geçen geldiğimde, gayet iyiydi geçen geldiğimizde yenge. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen geldiğimizde bayağı iyiydi. Geçen sene. Evet. Geçen sene geldim hakikaten. Önceki sene miydi? İki dizimden de ameliyat oldu. Uyuyamıyorum hani. Zorla buraya indim. Elinde kafa vardıydı. Başı işlerini yapıyordum. O zaman yapardım. Tamam. Sen mi? Ah, üç bedenin birinden. Ha bunu bir bu kitaplardan kurtarın da ne olursa. Ben bu kitapları şimdi, merak etme. Elimden çıkaracağım. Şimdi, kitaplar çok önemli. Kitaplar yani. Hediyedir diyeceğim. Sokaklara dökeceğim. Pazarda. Neresi seviyorsam. Hopada orada dizeceğim. İstediği kadar değil de. Birkaç tane şimdi, buradan bir mesaj da yollayalım. Yani kitap sever dostlar. Buradan gelip istediği kitapları yani sizden alabilirler, seçebilirler. Evet, evet. Bunu da buradan duyuralım değil mi? Tabii. Sayın avukatımızdan, evet, hakimimizden. Okumuşlar, ha. Kitap sever olacak. Kitap sever, daha evet. Kitap sever dostlarımız. Evet. Gördüğünüz gibi bunların her biri bir altın mertebesinde. Tabii ki kitap altındır, kitap çok değerlidir. Değerini bilenler için kitap çok değerlidir. Siz de buradan sesleniyorsunuz. Yani kitabın önemini bilen, kitabı seven dostlarımız gelsin diyorsunuz. Buradan istediğini evet alsın. Evet. Gördüğünüz gibi. İbrahim amca, bir çocuğunuz mu var? İki. Birini gördük, öbürünü göremedik. Biri Emin'dir, biri İsmail'dir. Ben 50 yaşında baba oldum. Bu ikinci anım. Evet. İkinci anım vefat etti. Fakat o bizim evimize girdi. Onun bir nasihati, vasiyeti vardı. İbrahim, ya bebek alalım, bir şey alalım, büyütelim. Kalkın, senin neyi orasını kirletmem. Ben gidiyorum, ben çocuk doğuramadım. Çocuk bu hakkak dünya gelecektir İbrahim. Ben orasını ne etmem dedi ve ne yaptı? Orası muhafaza etti. Ondan da kendisi. Bana dedi ki, senin olacak olan çocukların, ben onların anasıyım. Doğuran annesidir. Mezar taşında yazdım. İzmirli Nazmiye Hanım burada yatar. Eşine ve kendi çocuklarına eşine hayatını vakfeden hanımdır. Diye yazdım. Bunu da hediye olarak Yusuf Rizeli vardı Trabzon'da. Tabelacı. Ha, evet biliyorum. İyi biliyorum. Evet, ben Trabzon'da 3,5 sene kaldım. Evet Trabzon. O yaptı. Tabela yaptı. Şey vardır. Mustafa Boğuşlu. Bir de Ali ne vardı? Ali Sarı mı vardı? Tabelacı mı? Tabelacı Mustafa Boğuşlu. Sadece Yusuf Rizeli. Sadece Rizeli ona yapıştırdık. O
buraya beni yerleştiren odur. Buraya geldi, ben hakimliği bekliyordum. 7 sene hakimlik bekledim. Evet. Derece orta olduğu için bana sıra gelmedi. Evet. Ondan da buraya yerleştik. Kendisi buraya geldi, sırtıyla taşıdı, ev yaptı, bilmem ne yaptı. Ve bizim aile tam olarak da yerleşti. Herkes saygı duyar, evet. Çocuklar da şey yapar. Kaç senesinde, gerçi avukatlık veya hakimlik bırakılmaz ama kaç senesinde emekli oldunuz artık elinizi? Yani bu işin emekliliği olmaz. Biliyoruz, görüyoruz, seviyorsunuz ama yani... 2001 senesinde. 2001. Evet. 1971, 2001. 71-2001. 71 Sicilloğlu, Rize Barosu avukatıyım ben. Evet, evet. Rize'de mi avukatlık yaptınız? Rize, Trabzon'da. Baro olarak Rize. Hep Fındıklı'da. Fındıklı'da benden başka kimse avukatlık yapamadı. Herkese sen söyle ben yazayım. Evet. 2001 yılında da bıraktınız. Liseyi nereden mezun oldunuz liseden? İstanbul Liseyi, Eskişehir Lisesi'yi dışarıdan bitirdim ben. Eskişehir Lisesi. 56'da. Eskişehir'de orada çalışıyordum. Öyle yani. Ben ancak bunları seçebildim. Evet. Böyle bir bakın yani aldır ama yani o da bunlar yok. Bunlar değil de bunlar. Ha bunlar. Bir bakayım bunlara. Ha. Ha işte bunlar da olabilir ha. Bakayım. Ha bunlar da olabilir. İsmet'in ünlüyle ilgilidir. Evet. Eski. Kurtuluş Savaşı hikayesi. Bu da güzeldir. Burada güzel, bütün Kurtuluş şeyler Savaşı. Oradadır. Uyandı hatıralardır. Evet. Sen yok. Bilirsin. Sen bak. Sen bak. Evet. Öyle yapacağız da. Netizlerimiz Atatürk'le ilgili, tarihle ilgili. Bunlar yalnız şey bağlamışsınız evet, ya. Anıları Sayın Hocam'a hediye şey, ediyor. Yok öyle değil, ama. Öyle değil bu. Öyle bir lise. Bunlar edebiyattır. Edebi metinler. Bunlar hep edebiyattır. Kubayla ve Ayam'ın. Edebiyat. İşte, onlar iyidir. Keselim bunu. Dur be, verin siz bana. Kes. Ya onlar dolu iplik var. Kapadır dediler bu. Kara Fatma'yı gördünüz siz yani. Ben gözümle gördüm. Onu bir anlatsın da söyle. Evet bir anlat, bir anlat. 49'da ben Maltepe'deydim, 20 yaşındaydım. Şimdi 91 yaşındayım. Kaç sene geçti? Maşallah. 71 sene evvel Kara Fatma'yı gördüm. Evet. Maşallah. Zeki Doğan'la beraberdi. Zeki Doğan geldi. Çocuklar. Yok yani pantolon vardı. Pantolon geldi. Resmi elbise giydi. Ama ne adamdı. Ne adamdı. Böyle. Ne kadındı yani. Evet. Ben, yani bir sürü kadın elinde, kahramanımız elinde var. Şey vardı. Söyle. Mavzer. Giriş. Giriş. Mavzer tüfek taşıyordu o da. O zaman taşımıyor. 49'da taşımıyor. Olsa olsa baston olur. Yani. Baston gibi bir şey giriş vardı. Giriş vardı. Bir de baston vardı. Baston vardı. Böyle o da bir şey olarak yani anı. Aksesuar olarak da ben gördüm kendisini. Hala görür gibiyim kendisini. Gördüm. Zeki Doğan geldi bizi kaldı. Bir sonra da mahşer yardımı vardı. Askeriye 2. Cihan Savaşı'ndan çıkmış olan malzemeleri ben tesis makinistim. Temizledik de orduya gönderdik hava ordusuna. Ben orada çalışıyorum. Marshall adı altında Türkiye'ye yapılan yardım. Türkiye yardımlar. Hep nereden çıkmıştı? Savaş meydanına çıkmış olan toprakta bütün cihazlar. O cihazları biz temizledik, gönderdik. Eski şeyler değil mi? Evet. Peki. Şu kadar adet kitap aldık. Teşekkür ederim. Nokta. Onlar şimdi bir de saat 1951 İzmir. Öyle 1951 evet. İzmir hatırası. Onun şeyini ben saklıyorum. Beni okutan, şube giydiren, istiklal marşı çalarken ağlayan, beni okutan kadın. Allah rahmet eylesin. Seviyorum ve buna varacağım için. Muhammed Arif Kasit'e bakın. 71. Gençlikte sevgilidir. Orta yaşta arkadaştır. İhtiyarlıkta hasta bakıcıdır. Aynen. Bunun dışındaki talepler Boyan. Mutluluk getirmez. Sakın talepte bulunmayın. Gençlikte sevgilidir. Orta yaşlılıkta arkadaştır.
İhtiyarlıkta hasta bakıcıdır. Bunların dışında bir şey istemiyor. Bir daha söyler misiniz? Evet. Der ki, İngilizce vardır da ondan öğrenelim. Kaç tane İngilizce saydık? Evet. Ne dedik? Genç, couples, çiftler, eşler gençlikte sevgili, orta yaşta arkadaş, yaşlılıkta hasta bakıcıdır. Nurse'da. Ya in the youth age, darling, şimdi uzaklardasın, gönül canına doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Sığda bahçelerinin çiçekleri hep soldu. Çiçekleri hep soldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Zeki Müren'den. Süper ama çok güzel yorumlar. Hocam kolay gelsin. Bugünün anısına neler söylersiniz, neler yaptık? Şimdi öncelikle İbrahim amcayı eski bir öğretmen olan ve daha sonra efendim hukuk alanında uzun zamanlar avukat olarak çalışan İbrahim amcamızı dernek adına ziyaret etmekten çok mutlu olduk. Bizi çok güzel karşıladı. Kendisine derneğimiz adına tüm Atatürk severler adına teşekkür ederim. Yıllardır biriktirdiği kütüphanesindeki değerli kitapları faydalı olabilecek yerlere verme gibi bir çalışması var, isteği var. Diyor ki kitap severler benden kitap alsın. Aldıkları kitapları değerlendirebilsinler. Bu konuda bizi aradılar. Daha önce kendilerinden bilgi almıştık. Ve de Atatürk'le ilgili bunun yanında önemli yazar ve ozanlardan bazıları 17 tanesi de 12 tanesi de İngilizce olmak üzere kendilerinden 84 kitap aldık. Bizi bu konuda efendim derneğimizin kütüphanesini zenginleştirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum derneğimiz adına. Efendim kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Biz başka zamanlarda da sadece kitap almaya değil diğer dönemlerde de kendisini ziyarete geleceğiz. İnşallah güzel günlerimiz olur daha sonraki günlerde de. Çok teşekkür ederiz İbrahim amca. Çok sağ olun.